Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Bugün şu ofisimin kapısına, daha önce ofisimi görmüştünüz zaten, ofisim burası. Ofisimin kapısına bir kombinasyonu lock takacağım, yani şifreli bir kilit takacağım. Bu eskisi, normal, basit, şu içeriden çeviriyorsunuz ve kilitleniyor. Daha doğrusu şu ofisin kapısının nasıl kapandığını göstereyim önce. Çift çift kapılı olduğu için. Şunu kapatıyorsunuz. Şöyle. Böyle kapanıyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bu şekilde. Sadece içeriden kilitleniyor. Dışarıdan kilitlenmiyor. Ben bunun dışarıdan da kilitlenmesini istiyorum. Dışarıdan kilitlensin ki bizim çocuklar ofise girip sürekli benim bilgisayarla, masayla, şunda bunu uğraşmasın. O nedenle bunu aldım Amazon'dan. Güzel bir alet. 49 dolar civarı. 49 küsür. 50 dolar. Şimdi ben size aleti göstereyim. Alet çok ağır. Yani bayağı bir metalden yapılmış. Şöyle gözüküyor. Review'lerine baktım işte. Customer review'lerine. Bayağı herkes iyi şey vermiş. Comment yazmış. Yani güzel bir şeye benziyor. Şurası herhalde pilin takıldığı yer. Daha instruction'a falan hiç bakmadım. Daha yeni açtım. Bu da şu arka tarafı. Şurasında olacak. Yani şuraya takacağız şimdi. Takalım birlikte. Daha sonra nasıl olduğunu, nasıl bittiğini göreceğiz. Bu arada şu ön kapıya da taktım. Daha önce takmıştım. Geçen 3-5 gün önce. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Şöyle bastığınız zaman ışıkları yanıyor. Şifreni giriyorsun neyse artık. O açıyor, kapatıyor falan filan. Mesela şuna bastığın zaman kapı kilitlenecek. Kilitlendi. Eskisi de böyle dijital bir şeydi. Ama bunun güzelliği bu Wi-Fi connection var. Yani smartphone'undan kontrol edebiliyorsun. Smartphone'undan kilitleyebiliyorsun, açabiliyorsun. Ondan sonra birisi gelecek mesela evine. Mesela Ahmet diye bir arkadaşın. Hemen ona bir şifre veriyorsun. Diyorsun ki Ahmet 1234. Hemen şifreyi giriyorsun otomatik olarak telefonundan. Arkadaşa diyorsun ki kapanış şifresi 1234. O şifre o arkadaşa ait oluyor. Yani evdeki mesela şu an biz 4 kişiyiz. 4 kişinin de ayrı şifresi var. Misafir biri geldi, ona ayrı bir şifre veriyorsun. Silebiliyorsun. Çok aşırı kolay. O nedenle de bunu tercih ettim. Ve kimin hangi saatte girdiğini, hangi saatte çıktığını o sana böyle liste halinde gösterebilir. Eğer hani öyle bir durum söz konusuysa, bakman gerekiyorsa. Neyse, şimdi biz ofis kapımıza tekrar dönelim. Ofis kapımızın anahtarını, kilidini değiştirip bakalım nasıl gözükecek.
Evet gençler, şimdi kurulumunu yaptık. Kapı kolu böyle görülüyor. Bakın şöyle. Gayet şık ve gayet sağlam bir şey. Yani şöyle tuttuğunuz zaman direkt anlayabiliyorsunuz çok sağlam olduğunu. Gerçekten güzel. Şimdi şefler çalışmıyor çünkü pil vardı. Pil olduğunu zannediyordum. O piller boşmuş. Neyse, ona pil takacağız. Bir de şunun arkasına bir door stopper koymamız lazım ki şu arkası, şurası duvara çarpmasın. Ama onun haricinde gayet gerçekten 40-50 dolarlık, 40-50 dolara değer bir şey, bir alet. Çok, yani ellediğiniz zaman ne kadar böyle sağlam olduğunu hissedebiliyorsunuz. Zaten sesi de anlaşılır sağlam olduğunu. Evet. Şimdi gençler, pilimizi taktık. Pilimizi taktık. Şimdi bunu deneyeceğiz. Pilimizi taktıktan sonra bunu yerleştirmemiz lazım. Kapat. Ondan sonra deneyeceğiz. Önden şifreyi falan filan gireceğiz. Bakalım nasıl. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi herhangi bir düğmeye bastığınız zaman mavi yanıyor. Daha sonra kodunuzu girip kareye bastığınız zaman da, şimdi ben kodu gireyim bir hemen. Aa, çalışmadı. Bir saniye. Evet. Gördüğünüz gibi açılıyor. Ve kilitlediğiniz zaman şu an kilitli. Görüyorsunuz. Açılmıyor. Yani 50 dolarlık bir ürün için gayet güzel. 50 küsür dolar civarı olması lazım. Ben linkini yine description'a bırakacağım. Oradan bakmak isteyen bakabilir description'dan. Amazon'dan aldım bunu. Amazon'un linkini bırakacağım. Şu an artık çocuklar girip çıkamayacak. Yani en azından hani bir hırsızın girmesi falan değil. Tabii ki de adam omuz vursa girer buraya. Sadece çocuklar girmesin diye yaptım. Neyse arkadaşlar, bugünlük de böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.